Haklarında bir süredir aşk iddiaları yazılıp çizilen Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman ilk kez Show TV kameraları tarafından bir kafede baş başa görüntülendi. Peki ikili duygusal bir bağ kurmuş muydu? Cevabı haberimizde. Show TV kameraları uzun süredir aralarında aşk dedikoduları yazılıp çizilen şarkıcı Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman'ı baş başa görüntüledi. Kalbimde gizli bir sevgimi arar, gözlerime bakıp dalan gözlerin. Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman baş başa ilk kez görüntülendi. Gözlerime bakıp dalan gözlerin. İkilinin yemek yediği kafeye kameramanımız yoğun İstanbul trafiği nedeniyle geç kalınca Acar muhabirimiz Ayhan Oral görev görevdir diyor ve ilk anları cep telefonuyla kaydediyor. Aman gelsene, dalım gelsene, anım perişan oldu. Muhabirimiz Ayhan Oral'ı karşılarında gören ikili ilk dakikalarda epey şaşırıyorlar. Ama kısa süren şaşkınlığı kolay atıyorlar. Kameraman geç kaldı abi. Küçük kameranın da şarjı bitti. Yavuz abi hemen kalkmazsan sevinirim tabii. Bir tatlı da benden ye. İşi miyim? Öykü Hanım nasılsınız? Yoğun bir iş yemeği galiba. Dakikalar sonra kameramanımız olay yerine yetişince Öykü Gürman kısa bir süre daha içeride oturuyor. Sonrasında hemen aracına atlayıp sırra kadem basıyor. Öykü Hanım merhabalar. Merhaba. Baş başa Yavuz Bingöl'de yemek neler söyleyeceksiniz? Geçen hafta da çocuklarıyla tanışmışsınız Nişantaşı'nda. İş yemeği mi? Aşk yemeği mi? Oysa çok sevmiştik, hatırlar mısın? Öykü Gürman'ın hemen ardından Yavuz Bingöl çıkıyor içeriden. Muhabirimiz Ayhan yemeğin detaylarını soruyor hemen. Öykü Hanım'la baş başa bir yemek vardı. İş mi, beraberlik mi? Çok yazılıp çizilirsiniz bu arada. Çok baş başa sayılmaz ya. Arkadaşlarımız da vardı, onlar kalktılar. Bir iş yemeğiydi. Beraber bir kendi albümünde bir şarkıda düet yapacağız, buluşacağız. Onun yemeğiydi. Güzel bir ikili oldular ama Yavuz Bingöl aşk iddialarına oldukça net ve kesin cevaplar veriyor. Bakalım. Müzik olarak ben çok beğeniyorum Öykü'nün sesini. Belki birlikte yazılmazın da belki konserler yaparız. Belki bir televizyon programı olabilir falan. Bilemiyorum. Şu anda öyle beyin fırtınası yapıyoruz. Bizim de suçumuz yok. İkisi de bekar olunca ister istemez bu tarz dedikodular ve haberler çıkıyor. Yani biz nereye gitsek doğal olarak onun yanında bir erkek ya da benim yanında bir bayan olunca doğal olarak bu tip şeyler söyleniyor, yapılıyor falan filan ama şu anda işle ilgili görüşmeler. Yavuz Bingöl ve Öykü Gürman içerideyken sürpriz bir de karşılaşma olmuş. Nasıl mı? Bir ara Cem Yılmaz da geldi masaya galiba. Yani Cem'le öyle bir karşılaştık tesadüf. Yemeğe gelmiş buraya. Sohbet. Muhabbet ettik öyle. Ne yapıyorsun, ne diyorsun falan. O da yoğun biliyorsun. Bizim gibi o da takıldı mı size? Yok takılmadı. Takılmadı. Kameraman geç kaldı abi. Niye kaydediyorsun bebeği? Yani anı yaşamaktan hoşlanmam. Olayları kaydederim. Sonra izlerim. Başı alır izlerim. Çünkü kameranın da şarjı bitti. Derinliğin o 5 megapikselle. Aşk iddialarını bir kenara bırakıp Yavuz Bingöl'ün bilinmeyen bir başka yönünü soruyoruz. Ünlü şarkıcı kısa bir süre önce vefat eden Karadeniz'in usta sanatçılarından Kamil Sönmez için gazetede sadece iyi insanların türküleri olur başlıkta bir yazı kaleme almış. Kamil abi anlatan bir dostunun kaleminden bir şey istemiş. Beni aradılar. Ben de o anki duygularımı zaten toprağa verdiğimiz gündü. O anki duygularımı yazdım. Onlar da yayınlamışlar. Güzel bir yazı oldu.
Böyle haftalık bir yazmayı düşünüyorum aslında. Desenize, yazarlığa da el attı Yavuz Bingöl. Peki neler yazacak daha çok? Gündemde yazmayı çok isterim tabii. Ama kültür sanat da ağırlıklı belki olabilir. Yok, o tip şeyler yazmam ama. Kültür sanat olabilir ya da gündem olabilir. Gündemle ilgili, politik gündem, siyasi gündem. Amansızım, zamansızım, yalansızım ve de yansızım. Tek tek.